ateş, gözleriyle su taşıyan yiğit bozkurtlar. Milliyetçi Hareket Partisi, Bartın ve Zonguldak aday tanıtım törenimize hoş geldiniz. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bayrağı kan, vatana can veren aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Konuşmaya başlamadan önce öncelikle bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan çeşitli illerden gelen Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatındaki yöneticilerimize hepinize hoş geldiniz diyoruz. Ulus, Kurcaşile, Aptıbaşa, Hasankadı, Arıt, çeşitli belde ve ilçelerimizden gelen aramızda köy muhtarlarımız var. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Aramızda sivil toplum meslek odaları başkanlarımız var. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün bizleri burada yalnız bırakmayarak Bartın'dan gelen yeni dostlarımız hepinize tekrar hoş geldiniz diyerek konuşmamıza başlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, il dışından aday tanıtım programımıza teşrif eden değerli misafirler, saygıdeğer kadın kolları ve ülke ocakları başkanım, il genel ve belediye meclis üyelerim, ilçe ve belde başkanlarım, aday tanıtım törenimize katılarak bizi onurlandıran meslek odası ve sivil toplum örgütleri temsilcilerimiz, muhtarlarımız, sevgili basın mensupları arkadaşlarım, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekilleri seçimi için Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım törenimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle İl Başkanımız Sayın Tuncay Maden, bugün genel merkezimiz tarafından yapılan İl Başkanları toplantısına katılması sebebiyle aramızda olamadılar.
yürekleri burada. Sizlere öncelikle onun selamını iletiyorum. Bildiğiniz üzere 7 Haziran'da bir seçim gerçekleştireceğiz. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi olarak görmek bizi yanlışa sürükler. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne kadar birçok yerel ve genel seçim gerçekleştirdik. Ancak bu seçim belki de dönüm noktası olacak seçimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz ekonomik ve sosyal olarak çok zor günlerden geçmekte. Cari açık ve işsizlikte rekorlar üst üste kırılıyor. Döviz kurundaki artışımız COBİ'lerimize ağır yükler getiriyor. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz iş bulamamakta, kamuda taşeronluk sistemiyle çalışanlar zorlu şartlarda yaşamaktadırlar. Bugün KPSS'ye giren genç sayımız yaklaşık 5 milyona yaklaştı. Sıfır sorun diyerek yapılan bir dış politika sonucu neredeyse hiçbir komşumuzla ilişkimiz kalmadı. Çözüm süreci altında ülkemizin bir kısmı terör örgütüne teslim edildi. Kentleşme politikalarından özelleştirme adı altında yapılan kamu kaynaklarının satışı, çevre katliamlarından ortaya dökülen yolsuzluk dosyaları, kadına şiddetten eğitimde, sağlıkta, adalette, kamudaki her yerde liyakatsız atamalar, yetkisiz idareciler, emeklimizin, köylümüzün, asgari ücretle çalışan işçimizin durumu gerçekten içler acısı. Toplumsal cinnet geçirmekteyiz. Neredeyse icra dosyaları rekorlar kırmakta, sokaklarda mutsuz ve gelecekten endişeli insanlar dolaşmakta. Bu ülkede neredeyse şanlı Türk bayrağımızla gezmek suç olmak üzere. Sadece tüketime dayalı bir büyüme modeli, geçici ve sürekliliği olmayan bir ekonomi sonunda gelip duvara tosladı. Bunun kendileri de farkındalar, artık son günlerinin yaklaşmakta olduğunu biliyorlar. İşte maalesef güzel ülkemizin 13 yıllık AKP iktidarında geldiği durum budur. Sevgili konuklar, mesele aslında şu kadar açık ve nettir. Kendilerini Türk tarihine ait hissetmeyenler, Türk milletinin kaderini belirlemek istemektedirler. Milliyetçi hareketin kadrolarına yer alan her birimiz bunun bilinci ve manevi sorumluluğuyla çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki biz çoğaldıkça onlar azalacak, biz büyüdükçe onlar küçülecek ve bizler var oldukça onlar yok olacaklardır. Bunun için bilmek, bildiğini hayata geçirmek için çalışmak gerekir. Onların bir çalıştığı yerde biz 1000 çalışmalıyız. Çalıştığımız zaman neler yapabileceğimizi aynı Bartın Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın ve ekibinin yaptığı işlerde Bartın'da dosta düşmana kanıtladık. Bartın zor günlerden geçmekte. Ülkemizin bütçesinden gelen pay dışında AKP iktidarında diğer illere göre çok geride kaldı. Hala yapılamayan ikinci organize sanayi, yapılamayan yollar, bir türlü büyüyemeyen bir ekonomi, gençlerimizin umutsuzluğu, hala emekli yoğun bir şehir, bitmeyen termik santral belası hala devam etmekte. Nasıl yerel yönetimlerde yapılan başarılarımız gibi, nasıl Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olduğu, ortağı olduğu dönemde yapılan hizmetlerimiz gibi, bu seçimlerde de Allah'ın izniyle tek başımıza iktidar olduğumuzda ülkemizi ve Bartın'ımızı tekrar şahlandıracak kadrolarla karşınıza çıktık. Aramızda Bartın ve Zonguldak'a sayısız hizmetler vermiş Sayın Bakanımız ve Sayın Valimiz de burada. İşte hareketimiz tüm ülkemizde saygıdeğer adaylarımızla ülkemizi tekrar ayağa kaldıracak kadrolarla vatandaşımızın karşısına çıktı. Bartın'da da bilgi birikimleri, siyasi mücadeleleri, Bartın'daki siyasi ve toplumsal ekonomik sorunlardaki mücadeleleri dürüst, ilkeli, sözüne güvenilir siyaset yapma tarzı ile vatanına ve yaşadıkları şehre olan bağlılıkları ile kendilerine sayın vekilim olarak seslenmekten büyük onur duyduğum Sayın Sezai Bilgin'e ve Sayın Orhan Ölçe'ye çıkardıkları bu onurlu yolda başarılar diliyorum. Son olarak sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki şu sözlerle bitirmek istiyorum. Cebren ve iğneyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriattan daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Milliyet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitat düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bartın için yüreğini koyan, enaniyet duygusuyla değil, insaniyet duygusuyla hareket eden,
eden, gönülleri taht kuran başkan, konuşmalarını yapmak üzere Bartın Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'ı kürsüye arz ediyorum. Valinin döneminde adı
siyasette o ben de rahatım Sayın Mahallim. Ben de rahatım. Hep beraber bu yardımcı hizmet etmek için yaptık Allah'ın izniyle. Hep beraber yaptık. Daha eski geçeceğiz Bey'den Safranoğlu Kaymakamlığı, daha değişik yerde Kaymakamlığı, Bartın Valiliği, Zonguldak Valiliği, Denizli Valiliği gibi 40 yıla yakın bu memlekete hizmet vermiş saygıdeğer dostunuz Sayın Valimizle orada kalır oldular. Yine Bartın adayımız Sayın Sezai Bilgin, benim kardeşim, benim dostum, emeğim vardır onlarda. Benim başkan olduğu zaman İl Başkan Yardımcılığı, 14 senede İl Başkanlığı yapan, kendi işinde başarılı olan, yine bütün insanlara yardımcı olmaya çalışan, bazı insanın emri olan dostumuz. Yine Orhan Ölçek, benim İl Başkanlığı döneminde merkezce başkanımız olan, Mali Müşavir Muhasebeci dostumuz da Bartın'da Allah'ın izniyle aday oldular. Ve ben 7-8 aydır beraberce geliyoruz. Sadece Sezai Bey ile beraber 189 el toplantısı yaptık. 189. 12-13 bin tane dostumuzla bire bir ikişer saat sohbet yaptık. Normal başta toplantı saymıyorum. 9 tane, 9 için 9'u. Biz 9'un biriyiz. O 9 için 8 tane daha ekibi var Sayın Gerard Orta. İşte birinde aynı yıldırım var, birinde Savaş Bey var. Birinde yine Sayın Tepeci adayımız var. Birinde Uluslararası Başkanımız var, Kumbile Belediye Başkanımız var, Erdoğan Bey var. Tek tek bunları ifade etmek istemiyorum. Tek tek bunları söylemek istemiyorum ama Bartın'da %90 münferiden köyler kaldı. Hepsini tek 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 gelecek saygıdeğer dostlar. Bartın merkezinde herhalde 140-150 el sohbeti yaptık. Bayanlı erkekli, bu hiç bayansız olmuyor. Bayan çok önemli saygıdeğer dostlar. Bayan daha dayanıklı, ben size söyleyeyim. Hanımefendiler çok önemli. Biz yağmur yağar, gar yağardı, bir kahveye sığınırdık. Bayanları ben görürdüm, bizim hanımefendileri. Onlar ellerinde broşürlerde geziyorlar. Biz utanırdık, çıkmazdık kahveden. Allah onlardan razı olsun. İşte daha evveline bayanlarla vekilliklerde ev sohbetleri yapılmamıştı. Bu da gerçekleşmiş oldu. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Siyasetçi çok konuşuyor, çok konuşmak arzu etmiyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum saygıdeğer dostlar. İnanın, bunu şunun için anlattım. Gördüğüm şudur ki Allah nasip ederse takdiri ilahidir. Bartın'da Milliyetçi Hareket Partisi birinci parti saygıdeğer dostlar. Bunu göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Çünkü halisane çalışıyor dostlarımız. Kumuca'da bir sohbet yapalım dedik bir kahvede. Kaç kişi vardı başkan? 250 kişi vardı kahvede sadece. Kumuca'da. Hiç orada ben 50 kişiyken toplantı yapmadım. Bir köye gittik. 2007'de beni 3 kişi karşıladı. 2011'de de Sezai Bey'i 1 kişi karşıladığı yerde 60 kişi sohbet yaptık bu sefer. Evet. Aynen. Bu sadece bize teveccüh mü değil saygıdeğer dostlar. Türkiye'de sıkıntı var. Türkiye'de dert var. İnsanlar aç. Gelip bana sorsunlar. Konuşmayla olmuyor bu işler. 3000 kişinin ben de almadım bir kısmını daha. Bizde evrakı var. Ben 2 üniversite mezunuyum. Ben yabancı dil biliyorum. Ben lise mezunuyum. Ben tornacıyım.
ben mühendisim diyen, kendi hallerine bakıp da hiç demesinler her yer iyi diye, gelip bana sorsunlar. Ben belediye başkanı olmasaydım inanın böyle olduğunu bilemezdim ben de. Hiç iyi değil saygıdeğer dostlar Türkiye'nin durumu. Hiç iyi değil. Yaşayan bilir. Elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Onlar da bunu kendini artı kazandırmaya çalışıyor. Geleni gideni üye, kimsenin iş bulma şansı yok. İş yeri gelmezse iş bulunur mu? İşte onun için bizim adaylarımız ortaya çıktılar. Hem Zonguldak'ta Allah nasip ederse hem de Bartın'da. Biz bölgesel çalışacağız. Niye Zonguldak, Karabük, Bartın dedim ben? Biz fiziki olarak ayrılmışız, ruhen ayrılmamışız. (Gülüyor) 20 bin civarında sadece, daha da fazladır şimdi de, Zonguldak'ta bizim Bartın doğumlu insanımız var. İç içeyiz biz, iç içeyiz. Yine Karabük de aynı şekilde. İşte bu birliktelikle bölgesel anlamda biz Bartın'a, Zonguldak'a, Karabük'e hizmet verirken vesilesiyle Türkiye'ye de bu hizmeti vermeye çalışacağız. Ben de seçilecek vekillerimizin, teşkilatımızın, siz saygıdeğer dostlarım da emrindeyim saygıdeğer. Mübalağası konuşuyorum ben. Ben emrindeyim. Ne gerekirse, ne yapmak gerekirse yeter ki bu memleket biraz daha yukarıya çıksın. Bizim insanlarımız biraz daha bu memleketi terk etmesin. 239 bin kişi bu memlekette iş yok, aç yok diye kaçmasın saygıdeğer dostlar. İnsanlar çocuklarını tutamaz halde der. Zonguldak'ta, Karabük'te ve Bartın'da. Emekli sayısı nüfusa göre en fazla birinci Zonguldak, ikincisi Bartın saygıdeğer dostlar. Bunun cezasını hep beraber çekeriz. Onun için de inşallah ben saygıdeğer dostlarımızla beraber onların emrinde, milletin emrinde hep beraber çalışacağız. Kol kol olacağız. Şu kapıdan girdiğimiz gibi kol kol olacağız Allah'ın izniyle. Bu hizmete daha evvel bizim iktidar olduğumuz dönemde hep beraber gösterdik. Sayın Vali Bey gösterdi. Sayın Zeki Çakan Bey, Sayın Bakanımız gösterdi. Bizim vekil adaylarımız gösterdi. Bütün teşkilatla beraber. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın bugünü hayır eylesin. 7 Haziran'ı hayır eylesin. Bu devleti milleti yıkmasın. Allah'ım ezanı dindirmesin. Bayrağı indirmesin. Vatanı öldürmesin diyorum, saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Bartın Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'a teşekkürlerimizi arz ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere geçmiş dönem Bartın ve Zonguldak Valisi olarak görev yapan, sonrasında Denizli Valiliğine atanan, ilimizde ve ülkemizde birçok hizmete imza atan Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Milletvekili adayımız, bölgemizde çok sevilen ve sayılan Sayın Valimiz Yavuz Erkmen Bey'i kürsüye arz ederim. Saygıdeğer Bakanım, Zonguldak'ımızın ve Bartın'ımızın çok değerli il başkanı ve il başkanlarının nezdinde çok değerli teşkilat mensubu arkadaşlarım, Bartın'ımızın çok kıymetli belediye başkanı, çok değerli milletvekili olacağına inandığım milletvekili adayı arkadaşlarım, Zonguldak'tan beraber geldiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Başkanı arkadaşım ve Zonguldak Belediye Meclis Üyesi arkadaşım, buradaki tüm belediye başkanı arkadaşlarım ve belediye meclis üyesi arkadaşlarım,
değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, salonda bulunan bulunamayan şu andaki tüm Bartınlı hemşehrilerime buradan en derin sevgi ve saygılarımı arz etmek istiyorum. Hepimizin malum olduğu üzere bizler bu bölgede uzun süre hizmet etmiş olan kardeşleriniz. Ben değişik yerlerde görev yaptıktan sonra 1989 yılında Safranbolu Kaymakamı olarak bu bölgede göreve başladım. Akabinde bildiğiniz gibi Bartın'a geldik. Bartın'da çok uzun süre valilik görevinde bulunduk. Bilahare kısmet oldu, Zonguldak'ta görevde bulunduk. Yani Büyük Zonguldak dediğimiz o hakikaten güçlü Zonguldak sınırları içerisinde şu anda bölünmüş olsalar dahi her birinde görev yaptık. Onun için bu salonda bulunan bulunmayan bu bölgede dostlarımız var, arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var. Buradan hepsine en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlerin de malum olduğu üzere 7 Haziran'da ülkemizde çok önemli bir gün ve seçimlere gidiliyor. Bu seçimler biraz önce açılış konuşmasında gerek Aykut kardeşim, gerek Cemal Başkanımız çok güzel ülkeyle ilgili, şu anki bulunan tabloyla ilgili, sıkıntılarla ilgili gerçekleri dile getirdiler. Bunlara ilave olarak çok söylenecek şey yok. Durum meydanda. Burada hangi görüşte olursa olsun biz bütün görüşlere saygı duyuyoruz. Ama siyasi görüşün ötesinde hepimize bir görev düşüyor. O da 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde bizim ülkemize sahip çıkma sorumluluğunu biz oylayacağız. Yani ya ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkacağız ki mutlaka çıkacağız. Bunun oylaması yapılacak. Onun için her zamankinden çok daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Eğer biz 7 Haziran'da ne kadar güçlü Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerini bölgemizde dahil olmak üzere mecliste temsil ettirebilirsek ülkemizin geleceği o kadar emin ellerde olur. Bundan şüpheniz olmasın. Burada geçmişte hakikaten gerek Cemal Başkanımız, gerek Karabük'te değerli belediye başkanımız ve onlarla birlikte meclis üyesi arkadaşlarımız ve yine burada Kumluca Belediye Başkanı arkadaşımız, diğer belediyelerde bulunan meclis üyesi arkadaşlarımız başarılı hizmetlere imza attılar. Ben kendilerini yürekten kutluyorum. Aynı başarıyı inanın bu salonda bulunan gerek Bartın gerek Zonguldak olarak milletvekili adayları olarak biz aynı kararlılıkta, aynı bütünlük içerisinde orada da devam ettireceğiz. Bundan hiçbiriniz kuşku duymasın. Çünkü bizler bu bölgemizi birbirinden kesinlikle ayırmıyoruz. Bölgenin kaderi bir. Bunu hep birlikte sorumluluk sahibi kişiler olarak alıp bu sorumluluğu üstlenip ama başarının da tek kişinin başarısı olmayacağını, bir ekip işi gerektirdiğini ve birlik olmamız gerektirdiği bilinciyle hep birlikte başarıya ulaşacağız ve bunun gururunu da yine birlikte tadacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'de şu anda hakikaten Milliyetçi Hareket Partisi yükselişte. Bölgemizde bu yükseliş trend olarak daha da fazla. Onun için hiç kimsenin kafasında en ufak soru işareti olmasın. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verirsem ne olur düşüncesi olmasın. Niye olmasın? Çünkü verildiği takdirde ülkenin geleceği çok daha emin ellerde olacak. Türkiye bayrağına, vatanına, milletine, bölünmez bütünlüğüne sahip çıkanların elinde yükselecek. Bundan dolayı kuşkunuz olmasın. Ben buradan bir kez daha şu sözü veriyorum. Gerek Bartın'daki, gerek Karabük'teki, gerek Zonguldaklı tüm hemşehrilerimiz olarak
bir bütünlük içerisinde birbirimize sahip çıkıp inşallah 7 Haziran'da en başarılı sonucu alacağız. Ben burada hem Sezai kardeşimin hem Orhan kardeşimin önümüzdeki dönemde Bartın'ı parlamentoda milletvekili olarak temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Aynı Cemal arkadaşımın başarısını kendilerinin de başarısı olarak burada alkışlayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Aynı şekilde Sayın Bakanımızla bizler hiçbir ayrım yapmaksızın ne Bartın, ne Zonguldak, ne Karabük elimizden gelen gayreti bu bölge için kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu salonu bugün böyle dolduran canlı ve hakikaten ülkenin değerlerine sahip çıkan, birliğine, beraberliğine sahip çıkan sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ve Cemal Başkanımı ve tüm ekibini, Kumluca Belediye Başkanımızı ve tüm ekibini, tüm belediye meclisi arkadaşlarımı başarılarından ötürü bir kez daha kutlarken, onların başarısının meclisteki başarının da bir sırrı olduğunu burada bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Ve hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Hepimizin İnşallah 7 Haziran akşamı gerek bu salonda gerek Zonguldak'ta hep birlikte mutluluk içinde, neşe içerisinde bu güzellikleri kutlamayı diliyorum. Allah'tan hepinize bir kez daha Allah'a ısmarladık derken hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Zonguldak Milletvekili adayımız Sayın Yavuz Erkmen Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere geçmiş dönem Köy Hizmetler Genel Müdürlüğü, Zonguldak Belediye Başkanlığı, 20 ve 21. dönem Bartın Milletvekilliğinin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulunan, Bartın'ımızda birçok yatırımda imzası olan Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Milletvekili adayımız, efsane bakanımız Sayın Zeki Çakan Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer hemşehrilerim, sene 1995, Bartın'a giriyoruz. Zonguldak Belediye Başkanı'ndan istifa ettim. Zonguldak Milletvekilliği değil, Allah bana Bartın Milletvekilliğini nasip etmek üzere Bartın'a yola koyulduk. Benzin istasyonunda beni karşılayan arkadaşlarım bugün burada. Ne mutlu onları burada görmek, ne kadar güzel. Eşimle beraber o benzin istasyonuna yaklaşırken çok samimi duygularımla söylüyorum. Onun gözünden de yaş akıyor, benim gözümden de yaş akıyor. O anda Allah gani gani rahmet eylesin. Avni Çelebi başkanımın eşi Seval kardeşimizi eşim gördüğünde, Zeki benim çocukluk arkadaşım, anneanneme geldiğimde Seval burada, ne kadar iyi, yabancılık çekmeyeceğiz dediğinde ne kadar çok sevinmiştik. Ama Allah'ım iyi ki beni 95'te Bartın'a göndermiş, iyi ki beni Bartınlı bağrına basarak 20 yıldır evimle beraber içinizdeyim, aranızdayım. Zonguldak'ta doğdum, büyüdüm. Zonguldak'ta 34 yaşında Zonguldaklı bana belediye başkanlığı görevini verdi. 34 yaşında, daha çocuk. Abim Halkçı Parti Zonguldak milletvekili. Rahmetli Özal bir araştırma yaptırmış, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız. O dönemde belediyede işletmeler müdürü bir çocuk var, Galip. O çocuk bu seçimleri alacak gibi. Acaba o bizden aday olur mu diye Sayın Galip Demirel vali ona sormuş.
Allah gani gani rahmet eylesin, bizi o dönemde belediye başkanlığına Anavatan Partisi aday gösterdi. Zonguldak bizi bağrına bastı. 34 yaşında genç bir çocuk, genç bir kişi olarak çok büyük bir mesuliyet verdi. Bartın, Zonguldak'ımızın ilçesi. Karabük, Zonguldak'ımızın ilçesi. Dolayısıyla Zonguldak Türkiye'nin 11. 12. büyük vilayeti. Böyle bir vilayette belediye başkanı o genç yaşta her kişiye nasip olmaz. Ama şunu yaptım. Hiçbir zaman bana verilen yetkiden fazla kendimi sorumlu tutmamazlık yapmadım. Gecemi gündüzüme kattım. Zonguldak'ta bir iz bıraktık. Allah'a çok şükür bugün tekrar 20 sene sonra Zonguldak'tan partimden aday olduğumda ben Zonguldak'ta belediye başkanlığında görev yaptığım o yıllarda karşılandığım gibi karşılandım. Şimdi diğer arkadaşlarım gibi başlangıçta giriş yapmadan önce bunu bir hatırlatayım dedim. Allah bizi sayın valimizle birlikte siyaset yapmaya nasip etti. Hatta ve hatta belki de beraber ikimizi de aynı siyasi partide kader birleştirdi. İki çok değerli belediye başkanımla 95'te buraya geldiğimde hiç birbirimizi bir gün kırmadan ayrı siyasi partilerde olmamıza rağmen çok güzel abi kardeş gibi birbirimizi siyasette sevgi ve saygıyla kucakladık. Ama son seçimlerde açık net söylüyorum, elimden geldiğince de kendisinin o çalışmasını gördükten sonra da bütün arkadaşlarımıza bilir ki katkı vermeye çalıştık. Eğer bir nokta katkımız, bir nebze katkımız varsa Anasur'un ak sütü gibi helal olsun. Kader yine bizi burada birleştirdi. Aynı şekilde çok değerli şu anda Sezai Başkanımız yıllarca hizmet verdi parti bünyesi içerisinde ve bugün milletvekili adayı olarak karşınızda. Allah inşallah onu da koltuğumun altına alarak Bartın'ı mutlaka Ankara'ya gönderecek. Aynı şekilde Orhan kardeşimiz yıllarca partimiz bünyesinde hizmet verdi. Bugün burada Zonguldak Belediye Meclis Üyesi arkadaşım, bölge başkanımız, partimizin her kademesine görev yapan arkadaşlarımız, çok değerli Kumluca Belediye Başkanımız, kısacası partili tüm arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı ve devletin, milletin bölünmez bütünlüğü yönünde gayret sarf ederken partili olmayan birçok arkadaşımız ve muhtarımız da var burada görüyorum. Hemen hemen 10 kişi Bartınlı'dan göz aşinalığıyla 5'ini tanır duruma geldim 20 yıl içerisinde. Çünkü hep aralarında oldum. Bakın niçin Milliyetçi Hareket Partisi'nden 13 yıl, 14 yıl ara verdikten sonra aday oldum. Önce Bartınlı hemşehrilerime bunu açık net söylemem lazım. Ben ilk defa 1984 yılında belediye başkanı olduğumda Anavatan Partisi'ne üye oldum, partili oldum. 2002 yılına kadar partimizin belirli kademelerinde görev yaptım. 2002 yılında siyaseti noktaladık ve bugüne kadar, yani bir ay öncesine kadar da hiçbir siyasi partiye aday olmadan ben normal Bartın'da evimi de yaptım. Seralarımda biber, domates yetiştirdik. Ne bileyim işte orada belirli kanatlı hayvanlarımız var. Kendimizce Bartınlı'dan, Zonguldak'tan kopmadan hizmet etmeye devam ettik. Ama düşündüm, taşındım, aynaya baktım. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu durumu gözlemlediğimizde devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün bozulduğunu gördüm. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yok olacağı konusundaki çalışmaları gördüm. Al bayrağımızın göklerde rüzgarının kesilmesi için mücadele edildiğini gördüm.
koalisyon hükümetinde Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli ile çalışırken onun nasıl bir devlet adamı, nasıl tutarlı olduğunu, devleti ve milletin bölünmez bütünlüğü ve devlet ve millet için, vatan için nasıl çalıştığını gördüm. Nezaketini gördüm. İnsanlığını gördüm. Bir gün bana başbakan yardımcısı olarak göndermiş olduğu evrakları tekrar ben normal posta aracılığıyla veya kurye aracılığıyla değil, dosyayı kolumun altına aldım, kendisine arz ettim. Görür görmez kalkarak kapıya kadar gelerek buyurun Sayın Bakan, çıkarken güle güle Sayın Bakan diyecek kadar da devletin mesuliyetini ve devlet adamlığını ve nezaketini gördüm. İşte benim yılların tecrübesiyle beni yetiştiren Zonguldak'a, doğduğum büyüdüğüm ilime Bartın'ın hemşehrilerim iki dönem milletvekili olarak gönderdiler. Onların oylarını herhalde bana helal ettiler ki bugüne kadar o sevgiyi, o saygıyı karşılıklı birbirimizden esirgemedik. Aynı hizmetleri bölgemize, Zonguldak'ımıza yapabilmek için de Zonguldak'tan önce aday oldum, sonra aday olduk. Hiçbir zaman hiçbir siyasiyle görüşmeden, başta genel başkanım olmak üzere, genel başkan yardımcıları olmak üzere sadece müracaat ettim. Müracaattan sonra gittim, beşer dakika genel başkan yardımcılarımıza ve genel başkanımıza görüştük, tebrik ettiler. Ve sıralama oldu. Sayın Valimiz ve diğer arkadaşlarımızla birlikte milletvekili adayı olarak Zonguldak'ın karşısına çıktık. Çok fazla uzatmayacağım ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Küçük işlerle uğraştılar. Bakın 95'ten 99'da iki dönem bize milletvekilliğini verdiniz. Biz bazı projeleri başlattık. Allah'ınızı severseniz şu 12-13 yıldan beri Zonguldak'ı bilenler gayet iyi bilirler ki Bartın'da yaşıyorsunuz. Ne yapıldı Bartın'a? Yani bu yollar, Batı Karadeniz sahil yolu bitirilseydi 300-500-400 otobüs İç Anadolu'nun doğrudan doğru Sinop'a bağlanmış olsaydı, Sarp'a kadar otobüsler buradan gitmiş olsaydı kötü mü olurdu? Bu baraj bitmiş olsaydı, enerji üretseydi, orada istihdam sağlansaydı kötü mü olurdu? Buranın artık şehir içinde kalmış çevre yolları yapılsaydı kötü mü olurdu? Filyos projesi bitirilseydi kötü mü olurdu? Bakın Filyos projesi 5-6 yıl bekledi. 400 trilyon lira altyapısı ihale edildi. Ama o Filyos projesinin en büyük barajını, Köprübaşı barajını göreve gelir gelmez yaklaşık 300 trilyon lira temelini biz attık. Ben attım. Şu anda bu projelerin her birinin takibi gerekiyor. Burada açık net ifade ediyorum. Küçük işlerle değil, büyük projelerle uğraşarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bizi yalnız bırakmadığınız için her birinize, muhtarlarımıza, geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza, her birinize, esnafımıza, tüccarımıza, her birinize, abimize, amcamıza, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama lütfen sizlerden şunu istirham ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumda Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka ve mutlaka iktidar olması lazım. Koalisyon hükümeti Allah'ın izniyle görünüyor. Allah nasip ederse Bartın'dan bir milletvekili, Zonguldak'tan Sayın Valim'le beraber en az iki milletvekili, Karabük'ten bir milletvekiliyle gider. Biz 4 milletvekili olarak bu projelerin yapılmasıyla ilgili masaya yumruğumuzu vurarız. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmaz. Ben hep söylüyorum. Zonguldak'ta Gökgöl Tüneli'ne Zonguldaklı beni, kaldı ki canlı yayın yapılıyor, tüm Zonguldaklı hemşehrilerime de en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ama şu an Zonguldaklı hemşehrilerime de sesleniyorum, Bartınlı hemşehrilerime de sesleniyorum. O Gökgöl Tüneli'nden eğer beni yalnız gönderirseniz benim boynum bükük gider.
Sayın Valimizle beraber gönderdiğinizde, burada Bartın'da arkadaşım Sezai ile gönderdiğinizde her ikisine beraber sarılacağım. Allah'ın izniyle bu vadinin meselelerini çözmeye çalışacağız. Zonguldak'ımızın meselelerini çözmeye çalışacağız. Bugün Ereğli ticari yönden çökmüş durumda. Ne taşımacılık kalmış. Tersaneler çok kötü durumda. Bartın'da aynı şekilde bugün Amasra İşletme Müdürlüğü müessese müdürlüğünden işletmeye dönüştürüldüğü zaman sayın o zamanın başbakanı geldiğinde otobüsün üzerinde biz tekrar müesseseyi dönüştürmenizi istiyoruz dediğimizde buradan otobüsten aşağı inemezsiniz sayın başbakan, bu sözü vereceksiniz demiştik. 4500 kişi 2000 yılında TTK'ya adam aldık. 4500 işçi aldığımızda belediye başkanımız, buradaki arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki hiçbir zaman siyasi davranmadık. Ben mecliste bu işçi alımı ile ilgili mücadele verirken Edirne'li veya işte Antalyalı arkadaşlarım dediler ki ya Maliye Bakanı bir tebliğ çıkarmış. Evet, bu tebliğde sadece Zonguldak'tan bu işçiler alınacakmış. Bu anayasaya aykırı. Niye? Eşitlik ilkesine aykırı. Eşitlik ilkesine aykırı değil dedik. Meclise çıktım, çok iyi hatırlarsınız. Kürsüde bir konuşma yaptım. Bakın dedim, saygıdeğer arkadaşlarım, Antalyalı milletvekili arkadaşım, Edirne'li milletvekili arkadaşım, sizin arkadaşlarınız, hemşerileriniz Zonguldak'ta geldiği zaman bu madende çalışmaz. Ama bizim madencimiz bu kokuyla büyüdüğü için genine geçen bu konu kendisinin yetişmesinde madenin ve madencinin görevleri ne olduğunu çok iyi bilir. Seninkini ayak dediği zaman ayağını gösterir. Benimki ayak dediği zaman madendeki o darda ömürün nasıl çıktığını bilir. Seninkine domuzla mı dendiği zaman domuz ahırı zanneder. Benimki domuzlamanın ne olduğunu bilir, tavan çökmesin diye. Seninkine baca dendiği zaman soba bacasını gösterir. Benimkine baca dendiği zaman ne olduğunu bilir. Biz bunu söylerken, bu tebliği çıkarırken, bunun yanı sıra da adaleti sağlamak için gene bütün arkadaşlarım bilirler ki noterden kura çekerek işçi aldım. Oldu, 99'da ben kabulüm. Zonguldak'ta olurum. Bakalım. Dolayısıyla şunu açık net söylüyorum. Sosyal, ekonomik, kültürel yönden bölgemizin kalkınması. Zonguldak ve Bartın'ın bir bütün olarak Karabük dahil en büyük projesi olan Filyos projesi dahil olmak üzere kalkınabilmesi için bize güvenin, inanın. Milletvekili 2 dönem beni gönderdiniz. Sizi mahcup etmedim. Bu dönem 3 milletvekili göndereceksiniz. Zonguldak'ında 3 milletvekili olacak en az. Bartın'ında 3 milletvekili olacak. Size geçmişte verdiğim söz gibi huzurlarınızda bir kez daha söz veriyorum ki Sezai arkadaşımı, sayın valimizi, en az 3 kişi bizi gönderdiğinizde hem Zonguldak'ın hem Bartın'ın milletvekili olarak başta Cemal Başkanım olmak üzere belediye hizmetlerinde Ankara'ya gelmesine bile gerek kalmadan onun yükünü de affedeceğimizi açık net olarak ifade ediyorum. Hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, bağrınıza bize bu şekilde bastınız. Allah razı olsun diyorum. En güzel günler sizin olsun. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı Zonguldak Milletvekili adayımız Sayın Zeki Çakan Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Sevinin Mehmet'im başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tüm sekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Sevdası Bartın olan, sevdasını 3 iler bölgesinde yaşayan, bizimle yürümeye, dertleri süpürmeye hazır olan aday geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Milletvekili adayı Sayın Orhan Ölçek'i kürsüye arz ederim.
sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, muhtarlarımız, pek muhterem dava arkadaşlarım. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanım, bir düzeltme yapmak istiyorum. Az önce dediniz ki Bartın 1. Bizim ufkumuz çok geniş. Biz Bartın halkına inanıyoruz ki bu seçimde yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olduğu için Sezai Bey ile bizi Allah'ın izni ve inayetiyle inşallah meclise gönderecek. Bundan bizim hiç kuşkumuz ve sıkıntımız yok. Biz Bartın halkına güveniyoruz. Bu memleketimizin iş ve aç sorunu çözmek için, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlamak için bizlere meclise göndereceğine canı gönülden inanıyoruz. Söyleyecek çok bir şey yok. Benden önce Sayın Cemal Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Valim birçok konuda temas ettiler. Aynı şeyleri tekrarlayarak zamanınızı almak istemiyorum. Hepinizi en derin saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah sizin desteklerinizle 7 Haziran akşamında sizleri en güzel şekilde bu memleketin, bu ülkenin üzerinde ezan sesi dinmesin, bayrak aşağı inmesin diye bizleri destekleyeceğinize ve meclise göndereceğinize, Allah'ın izni ve inayetiyle bu ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Sizleri saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmalarından dolayı Bartın Milletvekili adayımız Sayın Orhan Öztürk Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Yıllarını davaya adayan, bu yolda hep bizimle olan, vazifesini zirvede bırakan ve Bartın'ı zirveye taşımak için kollarını sıvayıp elini değil gövdesini taşın altına koyan başkan. Konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Milletvekili adayımız Sayın Sezai Bilgin'i kürsüye arz Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli Zonguldak Merkez İlçe Başkanım, Sayın Belediye Meclis Üyem, Bartın'ımızın, davamızın çok kıymetli ilçe başkanları, il başkan yardımcısı arkadaşları, Bartın ekonomisinin lokomotifini, Bartın ekonomisinin nabzını tutan çok kıymetli sivil toplum örgütü başkanlarım, köylerimizin uç beyleri olan kıymetli muhtarlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 1999'da ilk belediye meclis üyeliğini, daha sonra ilk il genel meclisi olma şerefine nail olmuş olan kıymetli Aynur Bey ve yanındaki Sayın Butik Hasan diyeceğim, Hasan Karakurt kardeşim, Sayın Savaş Buyurman kardeşim, çok kıymetli beyefendiler, çok kıymetli hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce bir siyasetçi fıkrası anlatayım size. Milletvekilinin birisi seçim çalışmalarında bulunmak amacıyla bir beldeye gider. Yağmur yağmaya başlar. Yağmurdan sığınmak için bir kahvehaneye girer. Paltosu ıslanmış. Kahveciyi çağırır, der ki evladım şu paltomu, der, bir çiviye as. Kahveci alır paltoyu ama elinde tutar, bekler. Evladım, der, assana. Asacağım, asacağım sayın vekilim de. Çakacak bugüne kadar bir çivi mi çaktınız da paltoyu hangi çiviye asayım, der. Bartın'ımızın her köyünde, Bartın'ımızın her beldesinde, Bartın'ımızın her ilçesinde, il merkezinde, her tarafına çiviler çakmış olan Sayın Valimiz aramızda, Sayın Bakanımız aranızda, hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Bakanım, Sayın Valim. Çaktığınız çiviler
ceketlerinizi asmayı bekliyor. Çakıp da yarım bıraktığınız işler hala çiviler çakılmadı bekliyor. İnşallah 7 Haziran'dan sonra yarım kalmış olan çivileri tamamını çakıp Bartın'ımıza, bölgemize hizmet etmek nasip olur diyorum. Sevgili arkadaşlar, bu dava, bu kutlu yol bana ülke ocaklarında bulunmayı nasip etti. Bu dava, bu kutlu yol il yönetiminde bulunmayı nasip etti. Bu dava, bu kutlu yol il başkanlığı yapmayı nasip etti. Ve bu dava, bu kutlu yol ikinci defadır milletvekilliği adaylığı olmayı nasip etti. İyi ki bu davadayım. İyi ki Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyim. İyi ki sizlerle birlikte yol arkadaşıyım, dava arkadaşıyım. 7 Haziran'da önemli bir seçim yaşayacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanma hızının kesilmeye çalıştığı, laik sosyal hukuk devleti ilkelerimizin çiğnendiği, sadece koltukta kalma uğruna değerlerimizin ayakları altına alındığı bir seçime yaklaşıyoruz. İnşallah yüce milletimizin takdiri ve inayetiyle bu tablo değişecek ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidara gelecek. Hak ettiğimiz şekilde bu büyük millet hak ettiği yere gelecek. Ülkemizde birlik beraberlik kayboldu. İlimizde de kayboldu. Biz ne zaman birlik beraberlik içinde hareket etmişsek, ne zaman kenetlenmişsek, Bartın'ı hep büyütmüşüz, yükseklere taşımışız. Birlik beraberliğimizin kaybolduğu dönemde de ekonomik anlamda küçülmüşüz, nüfus anlamında küçülmüşüz. Üç alan milletvekilimiz ikiye düşmüş. Beldemiz olan Arıt insan yokluğundan kapanmış. Kurucuşehir'de adliyemiz kapanmış. 17 okul yapmakla övünüyorlar. 37 tane de okulumuz kapanmış çocuğumuz olmadığı için. Oysa biz 1991 yılında il olduğumuzda Doğru Yol Partisi'nden milletvekilimiz ve bakanımız olan Sayın Köksal Toptan zamanında, Sayın Valimizin valimiz olduğu zamanda Bartın'ın her bölgesinde okullaşmamızı tamamladık. Allah razı olsun hepsinden. Sayın Hasan Akyol'un Sanayi ve Ticaret Bakanı olduğu dönemde, milletvekilimiz olduğu dönemde yine birlik içinde organize sanayimizin temellerini attık. Bugün 4000'e yakın insanımız, çocuğumuz ekmeğini kazanıyorsa, evinin nafakasını kazanıyorsa bunda Sayın Hasan Akyol'un emekleri çok büyüktür. Allah razı olsun ondan. Eğer Batı Karadeniz sahil yolumuz başlamışsa, Kirazlı Köprü Barajımız başlamışsa, Kozcağız Barajımız başlamışsa, her köyümüzün elektrik sıkıntısı halledilmişse bunda Sayın Bakanımızın, Sayın Zeki Çakan'ın emekleri ve katkıları çok büyüktür. Allah razı olsun ondan. Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun milletvekilimiz olduğu dönemde köy yollarımız asfaltla tanışmıştır. Allah razı olsun ondan. Bizim koalisyon ortağı olduğumuz dönemde demin Sayın Bakanım ifade etti. Bartın'ın %80 kamu binalarını tamamladık. Emniyet Müdürlüğü binasından Milli Eğitim Müdürlüğü binasına, Tarım İl Müdürlüğü binasından Bayındırlık İl Müdürlüğü binasına, Verem Savaş Dispanseri'nden Toplum Sağlığı binasına, Ana Çocuk Sağlığı binasına, Valilik binamızın temelini attık. Devlet Hastanesi'ni %95 seviyesine getirdik. 13 tane sağlık ocağı açtık. 74 tane köy konağı yaptık. Amasra'ya sağlık merkezi yaptık. Ulus'a devlet hastanesi açtık.
Bunları 3,5 yıllık kısacık bir dönemde yaptık. Ama demin Sayın Bakanımın dediği gibi en büyük vaadimiz olan iş ve aşla ilgili birlik beraberlik içinde Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu'yla, Sayın Bakanımız Zeki Çakan'la, bizim de il başkanı olarak vazifede bulunduğumuz dönemde kapanacak denilen TTK'ya 4012 tane de maden işçi saldırdık. Bunları yaparken hep birlik beraberlik içinde yaptık. Ama 2002'den bu yana birlik beraberliğimiz kayboldu. Önce AK Parti'den iki tane milletvekili arkadaşımızı seçtik. İsteselerdi, kenetlenseydi Bartın şu anda 20 kat daha büyümüş, işsizlik meselesini çözmüş, üniversitesinde 40 bin tane öğrencinin okuduğu, ikinci hatta üçüncü organize sanayilerin açıldığı, Sayın Bakanımızın başlatmış olduğu Kirazlı Köprü Barajı'nın bittiği, Kozcağız Barajı'nın bittiği, Batı Karadeniz sahil yolunun bittiği bir il olabilirdi. İkisi de iyi insandı. Ama ikisinin didişmesi yüzünden, ikisinin çekişmesi, birlik içinde hareket edememesi yüzünden biz sadece devletin verdiğiyle yetinen bir il haline geldik. Eğer birlik içinde olmazsanız Ankara'daki bürokrasi, Ankara'daki bakanlık sizin yüzünüze asla ve asla bakmıyor. Son 7,5 yıldan bu yana da iki tane milletvekilimiz var. Sayın Rıza Yalçınkaya ve Sayın Yılmaz Tunç. Şahsiyetleri iyi bir insan olabilir. Kişilikleri iyi bir insan olabilir. Ama ben 14 yıldan bu yana il başkanlığı yapan bir kardeşiniz olarak daha ikisini Bartın'ın bir meselesi için birlikte hareket ederken, ikisini tek ses olarak Ankara'ya giderken asla ve asla görmedim. Neyi paylaşamıyorsunuz? Bu millet size oy vermekten, bu millet size destek vermekten, milletvekili yapmaktan başka ne yaptı da bu rezilliği, bu insanımızın göç etmesini bu millete reva görüyorsunuz? İşte bu düzeni değiştirmek, kaybolmuş olan yeniden birlik beraberliğimizi tesis etmek amacıyla Sayın Orhan Ölçek kardeşimle birlikte huzurlarımıza çıkıyoruz. Değerli Bartın'la hemşerilerimizin huzuruna çıkıyoruz. Ankara'dan hak ettiğimizden daha fazlasını almak istiyorsak birlik içinde hareket etmek zorundayız. Bartın'ımız devamlı göç veren bir il haline geldi. Hayallerimiz küçüldü bizim. 900 milyona iş bulabilmek için gençlerimiz bakan torpili, milletvekili torpili arar hale geldi. Tekstilde çalışan hanımefendiler, asgari ücretin altında maaşla çalışmak zorunda kalan hanımefendiler var. Bunu değiştirmemiz lazım. Allah'ın bize vermiş olduğu tüm nimetleri ekonomiye kazandırmamız lazım. Yüce Rabbimiz daha ne yapsın bize? Alın size demiş deniz, alın size demiş liman, alın demiş size orman, alın demiş yerin altında da 650 milyon ton demiş kömür. Alın bunu yiyin, ekonomiye kazandırın, zengin olun, çoluk çocuğunuz geçimini sağlasın, göç etmek zorunda kalmasın demiş. Ama bize diyorlar ki insanın doğduğu yer değil, doyduğu yer önemli. Yok böyle bir atasözümüz bizim. Bizim insanımız, bizim gencimiz, bizim çocuğumuz doğduğu yerde de doyabilmeli. Bunun için karşınıza geldik, aday olduk. Ben biliyorum ki belki kendileri burada değil. Ama Türkiye'nin değişik vilayetlerinde yaşayan 239 bin hemşehrimizin kalbi de burada atıyor. Onlar gezmeye gitmedi. Onlar eğlenmeye gitmedi. Çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak, evine ekmek getirebilmek için gitti. Bu utanç Bartın'da siyaset yapan siyasetçilere ve milletvekillerine yeter. Onun için değerli arkadaşlar, saygıdeğer hanımefendiler, biliyorum ki evin yükünü çeken sizlersiniz. Evlat hasreti çeken sizsiniz. Torun hasreti çeken sizsiniz. Kıt kanaat mutfağa çekip çeviren sizsiniz. Gelin hak ettiğiniz bir şekilde yaşayabilmeniz için Orhan kardeşimle birlikte yürüyelim. Sevgili emekli abilerim, biliyorum ki geçim sıkıntısı çekiyorsunuz. Aldığınız maaş yetmiyor. Aldığınız maaş yetmediği için bankalardan kredi çekmek zorunda kaldınız.
Size şimdi umut dağıtıyorlar. Birisi noter tasdikli, bayramlarda iki maaş diyor, ikramiye vereceğim. Bir tanesi diyor ki olmadı, size 100 milyon seyyanen zam vereceğim. İnanmayın ve asla ve kata. Birlikte yürüyelim, hak ettiğiniz intibak yasasını çıkartalım, maaşlarınızla bağlanmadaki kat sayı oranını düzeltelim ve siz de insanca yaşayın. Bankanın kulu kölesi olmayın. Saygıdeğer muhtarlarım var. Sizler bizim uç beyimizsiniz. Köyünüze hizmet edebilmek için, köyünüzün sıkıntısını çözebilmek için ne büyük çabalar harcadığınızı bizler şahidiz. Ama sizi dilenci pozisyonuna sokanlar, size 300 metre asfaltı reva görenler, size 500 metrekare parke taşını reva görenlere inat, gelin Orhan kardeşimle birlikte yürüyelim. Hep birlikte halledelim bu meselemizi. Sevgili gençler, biliyorum ki üniversitede okuyorsunuz ama hepinizde bir gelecek kaygısı var. Üniversite bitince ne olacak diye düşünüyorsunuz. Acaba iş bulabileceğim mi diye düşünüyorsunuz. Gelin Orhan kardeşimle birlikte yürüyelim. Sizin meselelerinizi çözelim. Gelecek kaygısı taşımadan sadece üniversitede birlikte kendinizi geliştirerek okuyun. Aranızdaki kardeşlik pekişsin, kendinizi geliştirin ve bu ülkeye, bu memlekete faydalı insanlar olun. Değerli Bartınlı hemşehrilerim, Bartın cennetten bir köşe, deniziyle, ormanıyla, madeniyle, limanıyla cennetten bir köşe. Ama bu cennetten köşe olan Bartınımızın Amasra'sının ortasına bir hançer gibi termik santral sokulmak isteniyor. Daha yeni Mogoda gibi cennetten bir köşe olan sahil şeridimize tam ortasına hançer gibi bir termik santral sokulmak isteniyor. Lafta değil, gelin birlikte yürüyelim, bu termik santral belalarını başımızdan def edelim. Lafta yapmayacağız bunu. Biz köy köy gezerken termik santral olmasın diye, biz vatandaşımıza tek tek anlatırken sokağa bile çıkmayanlar, bir tane köye gidip vatandaşımıza termik santrali anlatmayanlar, şimdi gidip seçim zamanı yaklaştı diye vatandaşımıza biz termik santrale karşıyız diyorlar. İnanmayın. Termik santrale karşıyız deyip termik santral yapmak isteyenlerden seçim zamanı, seçim bütçesine katkı isteyenler onlar. Biz yüreği altın denilenlerin yüreğinin teneke kaplı bile olmadığını gördük. Biz sizin sıkıntınızı yüreğimizde hissediyoruz. Biz iş bulma umuduyla yanımıza gelip abi iş bulamazsam eşimden ayrılacağım diyen gençlerimizin sıkıntısını yüreğimizde hissediyoruz. İşte bu hissettiğimiz sıkıntı bizi çalışmaya, koşturmaya, kendimizi parçalamaya sevk ediyor. Hep birlikte başaracağız. Cennetten bir köşe olan Bartın'ımızı hep birlikte iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarımızla birlikte büyüteceğiz diyorum. Geldiğiniz için, katılım sağladığınız için, bu mesai gününde işinizden, gücünüzden, barkınızdan zaman bize ayırdığınız için hepinizden Allah teker teker razı olsun diyor. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Davet ediyoruz.